Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber VIP yayınlarına ait olan AYT deneme sınavının tarih 1 sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu süreçte tekrar kurulan Anadolu beyliklerinden biri değildi? Fetret devrindeki siyasi boşluktan en çok faydalanan Anadolu beylikleri olmuştu. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı mağlup ettikten sonra Anadolu'da güçlü bir Osmanlı devleti bırakmak istemediği için bu beylere topraklarını geri vermişti. Şimdi arkadaşlar, burada biz bazı beyliklerin kurulmadığını görüyorduk. Bu da iki tane zaten. Biri Kadı Burhanettin Devleti, diğeri de Karasioğulları Devleti'dir. Dolayısıyla Karamanoğulları kurulduğu, Menteşoğulları kurulduğu, Saravanoğulları kurulduğu, Aydınoğulları kurulduğu. Fakat Karasioğulları tekrar kurulmadı. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir. 26. sorumuza bakalım. Olağanüstü yetkilere sahip kurucu bir meclis olarak açıldığına 1. TBMM'nin özelliklerinden hangileri kanıt olur diyor arkadaşlar. Bakalım. Ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulmasına öncülük etmedi. Şimdi tamamen devlet düzenini değiştirdiğine göre bu bir kurucu meclistir. Doğru. Yasama gücünü temsil etmesi. Hayır, çünkü günümüzde meclis hala yasama gücünü temsil eder. Dolayısıyla ki olmaz. Üyelerinin seçimle belirlenmesi. Hayır, seçim kurucu bir meclis olmanın gereği değil, demokrasinin, cumhuriyetin gereğidir. Günümüzde halen daha bu şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla 3 de olamaz. Bu sebeple cevabımız A seçeneği olmuş. 27. sorumuza bakalım arkadaşlar. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini doğru cevap olarak vermesi beklenir diyor. Ayten öğretmen tarih dersinde öğrencilerine orta çağda yeryüzündeki imparatorlukların tanrının, krallığın bir görünümü olduğunu inanan ve imparatorlarını Hazreti İsa'nın vekili olarak gören devleti sormuştur diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre incelediğimiz zaman doğru mu? Bizans İmparatorluğu doğru, çünkü Hristiyanlık dinine inanıyor. Hem de orta çağda imparatorluk halinde yaşayan bir devlettir ve belirttiği gibi de Hazreti İsa'nın vekili olarak görmüşlerdi. Sasani İmparatorluğu arkadaşlar zaten Hristiyanlığa, yani Hazreti İsa'ya inanmaz. Onlar daha çok Zerdüştlük dinine inanmışlardı. Daha sonra yavaş yavaş bir İslam'ı kabul eden bölgeleri de vardı. Dolayısıyla B'yi doğru kabul edemeyiz. Helen İskender İmparatorluğu arkadaşlar. Helen Doğu ve Batı kültürünü birleştiren bir imparatorluktur. Dolayısıyla burada net bir Hazreti İsa inanışı söz konusu değildi. Moğollar arkadaşlar çeşitli boylar halinde yaşamaktadırlar ve Hazreti İsa'yı kabul eden boyları kısıtlıdır. Yani zaten Moğol İmparatorluk yıkıldıktan sonra özellikle 4 kısma ayrılıyor. Bunlardan bazısı İslamiyet'i kabul ediyor, bazısı Hristiyanlığı kabul ediyor. Ama direkt olarak orta çağda var olup da Hazreti İsa'nın kendisi yöneticilerin yetkili gördüğünü söyleyemeyiz. Habeş Krallığı ise arkadaşlar daha çok zaten putperestlik dinine inanan bir dindir, krallıktır. Dolayısıyla E seçeneğini de doğru kabul edemeyiz. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği, Doğu Roma İmparatorluğu oldu. 28. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Milattan önce 2375'te tarihin bilinen ilk yazılı kanun, ilk yazılı hukuk metnini ortaya koymuşlardı. Evet, ilk yazılı hukuk metni arkadaşlar Urgakina kanunlarıdır. Kime aittir? Sümerlere aittir. Ve Sümerler bir Mezopotamya uygarlığıdır. Doğru. Yazı ilk defa M.Ö. 3200 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Evet, Sümerlerle alakalıdır ve Sümerler bir Mezopotamya uygarlığıdır. B doğru. Zikkurat denilen tapınaklar aynı zamanda gözlemevi olarak kullanılmıştır. Zikkuratlar da arkadaşlar yine Sümerlere aittir. Dolayısıyla burası da doğru. Ay yılı esaslı takvimi düzenlemişlerdir. Yine arkadaşlar Sümerler tarafından düzenlenmiştir. Bu da doğru. Parayı ilk kez değişim aracı olarak kullanmışlardır. Hayır. Çünkü parayı bulan uygarlık arkadaşlar kimdi? Lidyalılardı. Ve Lidyalılar bir Anadolu uygarlığıdır. Dolayısıyla da cevabımız E seçeneği olmalıdır. 29. sorumuza bakalım. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? 630 yılında Volga ile Dinyistan nehirleri arasında kalan bölgeye gelerek kendi devletlerini kurdular. Hakan'ın ve saray halkının Museviliği kabul ettiği bu dine
geçen tek Türk topluluğu oldular. Ayrıca ülkelerinde Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlere de izin verdiler. Yani arkadaşlar müthiş bir hoşgörüden bahsediyor ve Türkler arasında Museviliği kabul eden tek devletten bahsediyor. Dolayısıyla Macarlar değil, Kıpçaklar değil, Peçenekler değil, Uzlar değil. Doğru cevabımız arkadaşlar Hazarlardır. Çünkü Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk topluluğudur. Ayrıca Hazar barış çağı adı verilen bir dönemdir bu çağ. Çünkü Hazarlar kendi toprakları üzerinde hem Müslümanlığa hem Hristiyanlığa hem putperestliğe yani farklı farklı dinlere de müsaade etmişlerdi. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olmaz. 30. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangi resminin sonucunda Sultan II. Mehmet kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek varisi sayarak Kayseri Rum, Roma Kayseri unvanını da kullanmaya başlamıştır arkadaşlar. Otlukbeli Muharebesi'nin kazanılmasından Otlukbeli'ni Akkoyunlu devletiyle yapıyoruz. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'yla bir alakası yok. Sırbistan'ın alınması Balkanlar üzerinde yapmış olduğumuz bir fetih politikasıdır. İstanbul'la bir alakası yok. Yani Doğu Roma biliyorsunuz İstanbul'a sınırlı kalmıştı. İstanbul'un fethedilmesinden elbet arkadaşlar. Çünkü Kayseri Rum, Roma Kayseri. Burada Roma İmparatorluğu'nun tek varisi sayılabilmesi için orayı ele geçirmesi gerekiyordu. Ve 1453 yılında İstanbul'u fethedince Fatih Sultan Mehmet bu unvanı da kullanmaya başlamıştı. Bosna Hersek'in fethedilmesi bu Balkanlardaki fetih hareketleridir. Olmaz. Rum Ortodoks Kilisesi'nin himaye edilmesi bu da arkadaşlar olmaz. Çünkü öncelikle ne yapması gerekir? İstanbul'u ele geçirmesi gerekir. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneğidir. 31. sorumuza bakalım. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Medine Sözleşmesi'nde bir saldırı durumunda herkesin savunmaya ve savaş masraflarına katılması kararlaştırılmıştı. Hz. Muhammed bu hükme dayanarak kabile liderleri aracılığıyla topladığı askerlerden oluşan bir ordu kurdu. Askerleri süvariler, piyadeler ve okçular olarak sınıflandırdı. Bakın, Hz. Muhammed'in Arap Yarımadası'na siyasi birliği sağladığını, şimdi siyasi birlik dediğimiz kabileleri tek bir bayrak altında toplaması fakat böyle bir şeyden bahsetmedi. Mekkeli müşriklerin Medine İslam Devleti'ni hukuken tanıdığına, bunun gerçekleşmesi için de arkadaşlar bir anlaşma yapmaları gerekiyordu. Mesela Hudeybiye anlaşmasına tanımışlardı. Fakat böyle bir şeye de değinmedi. İslam savaş hukukunun oluştuğuna, İslam savaş hukuku Bedir Savaşı'ndan sonra oluşmuştur. Fakat Bedir Savaşı'ndan da bahsetmedi. Medine şehrinin güvenliğinin önemsenmesi. Evet, çünkü bakın arkadaşlar çeşitli askeri topluluklar oluşturdu ve bir ordu kurdu. Demek ki bu ne yapmaya çalışıyor? İçerisinde yaşadığı toplumu korumaya çalışıyor. Cevabımız D seçeneği olabilir. E'ye de bakalım. Kurulan orduda gayrimüslimlerin sayıca daha fazla olduğunu. Burada arkadaşlar buna ulaşmamız mümkün değildi. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. 32. sorumuza bakalım arkadaşlar. Türk kadınına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. Atatürk döneminde yapılan bu yeniliklerin halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir diyor arkadaşlar sorumuz. Bakalım. Şimdi kadın erkek eşitliğinin sağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla halkçılık ilkesinin var olduğunu söylememiz mümkündür. Devletçilik olabilmesi için arkadaşlar ekonomi ile alakalı bir şeyler olması gerekir. Yani işin içine parayı katmış olması gerekir. Fakat yukarıda verilen tanımda böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla 2'ye ulaşamayız. Geldim arkadaşlar cumhuriyetçilik. Seçimden ve seçilme hakkından bahsetti. Dolayısıyla cumhuriyetçiliğin de var olduğunu söylememiz mümkün. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. 33. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 1856'da Osmanlı Devleti'nde ilan edilen ıslahat fermanının kapsamında yer almaz diyor. Bakalım. İhtizam usulü kaldırılacak bütün Osmanlı tebaası din ve mezhebi ne olursa olsun aynı vergi ödeyecek. Yer alır arkadaşlar. Yer alır. Devam edelim. Azınlıklar Mebusan Meclisi'nde ve meclisi ayağında temsilci bulundurabilecek. Bu yoktur arkadaşlar. Çünkü bu meşrutiyetle gelen bir şeydir. Saat fermanıyla değil.
Yabancılar da Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde mülk sahibi olabilecekler. Doğru. Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik yapacak veya askerlik bedeli nakit olarak ödeyecek. Doğru. Gayrimüslimler yeni mabet, okul, hastane gibi kurumlar yaptırabilecek. Doğru arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneğidir. 34. sorumuza bakalım. Cumhuriyet döneminde Türkçeyi bilim dili haline getirme, Türkçedeki yabancı kelimeleri atma, yazı ve konuşma dili arasındaki farkı kaldırma amaçlarıyla çalışmalar yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Türkçeyi geliştirmeyi kendisine hedeflemiş olan kurum tabii ki Türk Dil Kurumu'dur. Bu sebeple de cevabımız C seçeneği olmalıdır. Tarih bir sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.